Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz olarak e, abone olup videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. E, kanalıma abone olmak ücretsiz. E, bu videomuzda damat bebeğimizin ayağını yapacağız. E, bakın şu şekilde giydirmeli e, pantolon yapacağım. Önce ayak ve bacağı öreceğiz. Sonra e, pantolon kısmını yapacağız. Evet bakın bu şekilde. Ben tek bir pantolonun bir tek bacağını ördüm. Evet arkadaşlar görsel olarak biraz böyle gölgeler falan var ama e, siyah ipim olduğu için hani e, görmeniz açısından o yüzden e, flaşla işleyeceğim. Flaşla birlikte öreceğiz. Yani daha iyi görmeniz için çünkü siyah ip pek görünmüyor. Evet arkadaşlar damadımızın e, ayağıyla başlayacağız. E, siyah ipim Yarnart siyah ip. E, pantolon da aynı şekilde Yarnart siyah ipi. Ter rengim arkadaşlar kartopu amigurumi 12-19 ipi. Evet ayak tabanıyla başlayacağız. Benim taban için arkadaşlar şu şekilde bakın plastikler kestim. Tabi bunlar biraz daha küçülteceğim. İnce olduğu için ben iki kat kullanacağım. Şu ayağın taban kısmına katacağız Evet ayağın tabanıyla başlıyoruz. Hemen ipimi sabitliyorum hemen 6 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet 6 adet zincirimi çektim. Evet arkadaşlar bakın şu en baştaki zincirim değil de diğerine batıyorum. Buraya bir adet arttırma yapıyorum. Evet bir adet mı yaptım. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 ve 3. Evet 3 adet tek sık iğne ördüm. Bakın zincirin diğer tarafına. Hemen şu baş kısma son deliğin içine yani bir deliğin içine 2 3 4 5. 5 adet sık iğne yaptım. Tekrar zincirin diğer tarafını örüyorum. 1 2 3 ve 4. Evet bu sıra sonunda arkadaşlar toplamda 14 adet sık iğnemiz var. Bu sıra sonunda hemen şu dördüncü son sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Zincirin diğer tarafına ördüğüm 4 sık iğnenin sonuncu ilmeğine işaretleyicimizi takıyoruz. Dediğim gibi bu sıra sonunda 14 adet sık iğnemiz oldu. Hemen bir arttırma yapıyorum. Diğer sıramıza geçtik. Hemen en başa bir arttırma yaptım. Tekrar bir arttırma daha yapıyorum. Düz bir şekilde işliyorum. 1 2 3 4 4 adet sık iğnemi işledim. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne düz örüyorum. Ve bir arttırma daha yapıyorum. Evet, burada bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. İşaretleyicime kadar 2 3 4 5. Evet, 5 adet tek ördüm. Hemen 5.ye tekrar işaretleyicimizi takıyoruz. Yerini kaybetmemek açısından. Bu sıra sonunda arkadaşlar toplamda 18 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. Bir arttırma yapıyorum. 1 2 sık iğne düz örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. Evet, düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet 5 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne düz örüyorum. Bir arttırma yaptım, bir tek yaptım. 2 adet arttırma yapıyorum. 1 2. 2 kez yan yana arttırdım tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet, 5 adet tek ördüm. Tekrar işaretleyicimi buraya takıyorum. Evet, 5 adet e, düz bir şekilde işaretleyicime kadar bakın ördüm arkadaşlar. İşaretleyicimi de buraya takıyorum. Bir önceki sıramızda arkadaşlar toplamda e, 18 adet sık iğnemiz vardı. E, bu sıra sonunda arkadaşlar 23 adet sık iğnemiz olmuş oldu 2 bu tarafta 3 e, bu uçta e, toplamda 5 adet arttırdık bu sıramızda. toplamda 23 adet sık iğnemiz var e, Tekrar diğer sıramıza geçiyoruz Bir tek örüyorum Bir arttırma yapıyorum Bir tek Örüyorum bir arttırma yapıyorum Bu işlemi 3 kez tekrarlayacağız Bir tek örüyorum bir arttırma yapıyorum Evet. Bir tek, bir arttırma, bir tek, bir arttırma, bir tek, bir arttırma. 3 kez yaptım. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 adet tek ördüm. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum bir sık iğne yapıyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Evet. Üç kez bir arttırma. Bakın arkadaşlar. Üç kez bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne. Bir arttırma. Arkadaşlar bir saniye burada. Heh. Evet. Bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızda da bu şekilde bir arttırma. Evet bir sık iğne. Üç kez bu işlemi tekrarladım. Bir arttırma bir sık iğne. Bir arttırma bir sık iğne. Bir arttırma bir sık iğne. Üç kez arttırmış oldum. Bir. iki, Üç. Dört. Ve beş. Evet beş adet tek ördüm. 5 adet de tek ördüm arkadaşlar. E, toplamda bu sıra sonunda 29 adet sık iğnemiz olmuş oldu. işaretleyicimiz yine bu 5. sık iğnemizi alabilirsiniz. Bu sıra sonunda arkadaşlar 29 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Tekrar diğer sırama geçiyorum. 1 düz bir şekilde işliyorum. 2 2 sık iğne yaptım. Bir arttırma yaptım. 1 2 2 sık iğne yaptım bir arttırma yaptım 1 2 2 sık iğne yaptım bir arttırma yaptım toplamda 2 tek bir arttırma 2 tek bir arttırma 2 tek bir arttırma 3 kez bu işlemi tekrarladım düz bir şekilde örüyorum 1 2 3 4 5 6. 6 adet tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 1 2. 2 adet tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 1 2. 2 adet tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Evet, 3 kez de burada arkadaşlar. 3 arttırma da bu tarafta yapmış olduk. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2. 3 4 5 6 7 Evet 7 adet tek ördüm. İşaretleyicimizi bu 7. sık iğnemize takabiliriz arkadaşlar. Bu sırada da arkadaşlar 3 bu tarafta 3 bu kısımda toplamda 6 kez arttırmış olduk. Bir önceki sıramızda 29 adet sık iğnemiz vardı. Bu sıra sonunda arkadaşlar toplamda 6 kez arttırmış olduk. 35 adet sık iğnemiz olmuş oldu bu sıra sonunda. Evet 35 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Arkadaşlar işaretleyicimizin yerini değiştirmek için bir diğer sırama geçiyorum. Bakın. 1 2 3 3 adet tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 1 2 Evet. 2 adet de tek ördüm arkadaşlar İşaretleyicimizi arkadaşlar buraya alıyoruz yani tam ayağın arka kısmına alacağız İşaretleyicimizi buradan çıkartıyoruz 3 tek ördüm bir arttırma yaptım 2 tek ördüm hemen bu iki tek ördüğümün birine arkadaşlar En sondaki ilmeğime işaretleyicimizi takıyoruz Toplamda arkadaşlar bir artırma daha yaptım. Bu sırada yani etrafında 36 adet sık iğnemiz olmuş oldu. Hemen diğer sıramıza geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar bakın şu şekilde bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 36 adet sık iğnemizi bu şekilde örüyoruz. İlmeklerimizi yukarı kısma doğru alarak bu şekilde etrafını 36 adet sık iğnemizi hiç arttırma ya da azaltma yapmadan bu şekilde öreceğiz. Her ilmeğe bir adet gelecek şekilde. Bakın tekrar göstereyim. Şöyle şuradan tığımı çıkartıyorum. Hemen yandaki kısımdan girip çıkartıyorum. Evet bu şekilde. Her ilmeğe bir adet gelecek şekilde 36 adet sık iğnemizi bu şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar bir sıra bu şekilde e, işledim. E, 36 adet sık iğnemizi e, tekrar hiç arttırma ya da azaltma yapmadan 3 sıra düz bir şekilde döneceğiz Evet arkadaşlar, 36 adet sık iğnemi 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Hemen diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 düz bir şekilde işliyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet 12 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. 6 kez azaltma yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 kez azaltmamı yaptım. Kalan 12 adet sık iğnemi 1 2 işaretleyicime kadar düz bir şekilde örüyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet 12 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. 36 adet sık iğnem vardı. 6 kez azaltma yaptım. Bu sıra sonunda 30 adet sık iğnem kalmış oldu. Diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 ve 11. Evet 11 adet sık iğnemi düz bir şekilde ördüm. Tamam. 1, 2, 4 kez azaltma yapacağım. 2, 3 ve 4. Evet 4 kez azaltmamı yaptım. Tekrar işaretleyicime kadar kalan 11 adet sık iğnemizi işaretleyicimize kadar düz bir şekilde örüyoruz. Bu sıra sonunda arkadaşlar 26 adet sık iğnemiz kalmış oldu. Elimizde şu an 26 adet sık iğnemiz kaldı. Tekrar diğer sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet 10 adet tek ördüm. 3 kez azaltma yapacağım. 1 2 ve 3. Evet 3'te 3 kez azaltmamı yaptım. Tekrar e, kalan 10 sık iğnemi işaretleyicime kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, işaretleyicimiz 10 tane örüp hemen onuncuya takın yani siz işaretleyiciyi kaçırmayın arkadaşlar ben e, sırayı şaşırmadığım için takmıyorum e, bu sıra sonunda arkadaşlar e, bir sıra öncesinde 26 adet sık iğnemiz kalmıştı 3 kez azaltma yaptık bu sıra sonunda 23 adet 23 adet sık iğnemiz kalmış oldu plastiklerimizi ben biraz daha küçülttüm arkadaşlar tam şu şekilde ayağın e, tabanına göre plastiklerimizi ayağımızın taban kısmına yerleştiriyoruz. Çünkü biraz daha daralırsa plastiklerimiz sığmaz. Ayağın taban kısmına bu şekilde yerleştirdim. Evet. 23 adet sık iğnemiz kalmıştı. Diğer sıramıza geçip devam ediyoruz. Düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet 9 tek ördüm 1 ve 2 Evet iki kez azaltım azaltmamı yaptım tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet 10 tek işaretleyicime kadar düz bir şekilde ördüm. 23 adet sık iğnem vardı. 2 kez daha azaltma yaptım. Bu sıra sonunda 21 adet sık iğnem kalmış oldu. Tekrar düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet 9 adet tek ördüm. Hemen en ön kısımdan tekrar bir azaltma daha yapıyorum. Tekrar işaretleyicime kadar Düz bir şekilde öreceğim. Bir tek azaltma yaptım. Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz 9 ve 10. Evet 10 tek ördüm. Bu sıra sonunda arkadaşlar 20 adet sık iğnem kalmış oldu. 20 adet sık iğnem kaldıktan sonra arkadaşlar burada ten rengine geçiş yapacağız.